Evet, şimdi Ubisoft'a çok kızıyoruz, sevmiyoruz, sürekli eleştiriyoruz ama diğer oyun firmalarına bakınca da gerçekten sürekli bir şeyler deneyen, farklı oyunlar çıkartan galiba tek şirket de Ubisoft. Yıllarca Assassin's Creed oynadık, onu değiştirdiler. Far Cry oynadık, onu çok değiştirmediler ama ufak da olsa değiştirmek için çabaladılar. Indie diyebileceğimiz çeşitli yapımlar çıktı ki bunlar gerçekten de neredeyse hepsi eksiksiz bir şekilde çok güzeldi. Bir yandan da geçtiğimiz aylarda Avatar çıkartıp biraz daha sadece Far Cry'nin daha renklisiymiş gibi bir şey denediler ama sonuçta denediler. Ve sıra geldi Star Wars Outlaws. Evet, yine Ubisoft bir şey denedi. Peki oldu mu? Bu biraz tartışılır. Amen. Evet, selamlar herkese. Ben Özgür. Star Wars Outlaws'un incelemesiyle karşınızdayım. Daha doğrusu kendi tarzımda artılar ve eksiler videosuyla karşınızdayım. Elinden geldiğince oyunun tüm artılarını ve eksilerini, tüm mekaniklerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bahsedilmeye değer olanları anlatmaya çalışacağım. Sağ olsun Ubisoft yaklaşık bir hafta önden ayın 18-19'u gibi kodu bana gönderdi ve ben de yaklaşık 4-5 gün içerisinde bitirdim. Uzun bir oynanışa sahip bunu söyleyebilirim ama hızlı bir şekilde oynamak isterseniz de bunu yapabiliyorsunuz. Çok fazla zorluk çıkarmıyor sizin önünüze. Dilerseniz şimdi oyunun artılarına ve eksilerine geçelim. Bakalım oyun nasılmış. İlk artımız olan atmosferiyle başlayalım. Aslında burada Ubisoft'un öyle çok büyük bir başarısı yok. Çünkü zaten kurulu bir evren olduğu için zaten hazır bir şeyi sadece dijitale taşıması kalıyor. Bunu da Ubisoft iyi yapmış diyebiliriz. Oyun mekan tasarımları olsun, çevre tasarımı olsun Star Wars evreninde hissettiriyor sizi. İkinci artımız oynanış ve çeşitlilik. Aslında oyunun oynanış kısmına çok belli bir sebepten artı diyemem. Ona eksi kısmında geleceğim. Ancak oynanışın çeşitli olması bir artı. Oyunda aksiyon bölümleri, gizlilik, parkur, uzay gemisi sürme, açık dünyada motorla gezme, çeşitli mini oyunlar gibi birçok farklı mekanik bulunuyor. Ve genelde tüm görevlerde bunlar güzel bir şekilde dağıtılmış. Yani bir göreve girdiğinizde bunlardan birkaçını mutlaka arka arkaya kullanıyorsunuz. Şimdi sırayla hepsini bir açalım. Aksiyon kısımları elbette silahlı aksiyon kısmından geliyor. Oyunda tek bir silahınız, daha doğrusu tek bir blasterınız var. Genel olarak her şey bu silah üzerinden gidiyor ama silaha farklı modlar ekleyebiliyor. Geliştirmelerle farklı dinamikler yakalayabiliyorsunuz. Silah kullanımı keyifli, karakterimizde biraz Han Solo havasında olduğu için kendinizi gerçekten Han Solo'ymuş gibi hissedebiliyorsunuz. Özellikle PlayStation 5 kontrolcüsünün özellikleriyle aksiyona girmesi daha da keyifli. Gizlilik kısmı birkaç bölüm hariç her zaman opsiyonel olarak sunulmuş. Ancak birçok görevde gizli gitmek istiyorsunuz. Çünkü gizli gitmezseniz çok hızlı bir şekilde harcıyorlar sizi. Hem aksiyon hem de gizlilik için oyunda şöyle bir eksi var. Oyunda siper alma yok. Emanet bir şekilde çoğu zaman siperin arkasında duruyorsunuz. Yapay zeka her zamanki Ubisoft tarzında. Sizi gördükleri zaman nefes aldırmamaya çalışıyorlar ama görmeleri biraz zor. Ancak bu sefer seslere karşı sanki biraz daha özen gösterilmiş. Bir yerden ses geldiğinde düşman peşinizi bırakmıyor. Parkur kısmı için açıkçası bir Assassin's Creed beklerdim en azından. Ama maalesef biraz daha basite gidilmiş. Aslında temel mekanikler benzer ancak zorlayıcı parkur hiç yok. Sadece tuşa basma üzerine kurulu. Karakter birçok şeyi otomatik olarak yapıyor. Ancak yine de tempolu akıcı bir şekilde ilerliyor. Motor sürme kısmında çok standart bir şekilde çok bir olay yok maalesef. Dümdüz haritayı geziyorsunuz. Sürmesi keyifli, çeşitli yarış görevlileri de bulunuyor ama Ubisoft oyunlarından örnek vermek gerekirse Far Cry 3'ün araba sürme keyfini vermiyor. Ama üstlendiği görevleri tam anlamıyla yerine getiriyor. En sevdiğim kısım ise burada uzay gemisi kısmı. Uzay gemisi kısmı mesela hiç iddialı konuşmamalarına rağmen ya da çok üzerinde durmamalarına rağmen Starfield ile benzer yapıda. Starfield biraz daha simülasyon tarzındayken bu simülasyon oyunu olmaktan ziyade basit bir şekilde tutulmuş diyebiliriz. Rahat bir kontrol, basit bir özelleştirme ayarı ve basit bir arayüz sunuyor. Aksiyona girmesi keyifli, uçması keyifli, yormuyor ve keyif veriyor. Oynanış kısmını toparlamak gerekirse oynanışa genel olarak bakıldığında çeşitlilikle birlikte artı diyebiliriz. Ancak detaylara girince biraz kalp kırıyor. Ama yine de ben bu videoda oynanış için artı puanı kullanacağım. Üçüncü artımız evcil hayvanımız. Bir Star Wars oyunu olacak ve oyuncağa satılabilecek yeni bir tatlı robot veya hayvan eklenmeyecek. Tabii ki de imkansız bu. Ancak öyle tatlılık yapsın diye eklenmemiş bu sefer. Gizlilikte, bulmacalarda hatta aksiyon kısımlarında bile size yardımcı oluyor. Onun geliştirmeleriyle daha da işiniz rahatlıyor. Bu yüzden sevgili hayvanımız oyuna oynanış anlamında da bence yine güzel bir değer katıyor. Dördüncü artımız mini oyunlar. Oyunun lockpick mini oyunu olsun, kart oyunu olsun ve kapıları hackleme için koyulan mini oyun olsun hepsi de keyifli. Hepsi basit bir seviyede tutulmuş ancak gerçekten de bu kadar çok hackleme işinin olduğu bir oyunda oyunun sonuna kadar sıkılmadan keyif vererek getirmesi çok büyük iş. Özellikle lockpick kısmına bayıldım. Tamamen sese odaklı bir lockpick oyunu var. Ritmi yakalayıp ona göre tuşa basmanız gerekiyor. Beşinci artımız suçlu bir karakteri kontrol ediyor olmamız. Oyunda ölmek dışında game over olmuyorsunuz. Gizlilik isteyen yerlerde yakalandığınızda en başa dönmüyorsunuz, hapse giriyorsunuz ve çıkıp kaldığınız yerden devam etmeniz gerekiyor. Çok fazla askere sataşırsanız aranma seviyeniz artıyor ve sizi gördükleri yerde yakalıyorlar. O kadar kanunsuz gibi takılıp rahat rahat gezseydik çok saçma olurdu. Bu yüzden böyle bir detay koymaları güzel olmuş. İşleri bazen ciddi anlamda zorlaştırabiliyor. Aynı şekilde oyunun isminde de geçen kanun kaçağı kısmı içinde güzel bir hikaye var. Hikayenin genel hatlarıyla ilgili yorum yapmayacağım. Ancak biz ve çevremizdeki herkes kanun kaçağı olduğu için
Öyle dost canlısı bir hikaye yok. Mafya oyunları gibi ihanetler, satışlar, gırla. Bu da oyunun havasına çok yakışıyor. Ha, genel olarak hikayeyi sevdim mi derseniz, hayır. Altıncı artımız ise oyunun basit olması. Birçok mekanik, birçok farklı dikkat edilmesi gereken durum var. Ama oyun bunların hepsini çok basit bir seviyede size sunmuş. Bu belki detaylı, güzel bir aksiyon açık dünya oyunu isteyen oyuncu için eksi puan olabilir. Ama ben artık içi dolu olmayan boş açık dünya oyunu oynamaktan yoruldum. Star Wars'un bunu basit seviyede tutması da sevindirici. Çünkü Ubisoft yapınca gerçekten çok boş bir açık dünya yapıyor. Ha, açık dünya yine boş şeylerle dolu ancak genel olarak oyun basit olduğu için çok kafa yorulacak bir şey yok. Son artımız da seçimler. Oyunda birçok çete var. Bunların hepsiyle bir noktada yolunuz kesişiyor. Ve kararlar alarak bazılarını satmak, bazılarına daha fazla yoğunlaşmak zorunda kalıyorsun. Ve seçimleriniz karşılığında da işleriniz zorlaşıyor veya kolaylaşıyor. Mesela Crimson Dawn'la yardım ederseniz onların bölgesini rahatça gezebiliyorsunuz. Ama onlarla çok çalışmaz işlerini baltalarsanız gördükleri yerde size sıkıntı çıkarıyorlar. Geldik şimdi eksilere. İlk eksimiz ve oyunun bana göre en büyük sorunu bölüm dizaynı. Dediğim gibi oynanış çeşitli ve öyle çok büyük yenilikler aramazsanız keyiflidir. Ancak oyunun bölüm dizaynlarının tek düz olması oyunun ilk birkaç saatinden sonra çok batıyor. Yani oyunun başından sonuna kadar görevlerin tamamı şu şekilde ilerliyor. Biriyle konuş, diğerine git, oradan diğer karaktere git, asıl aksiyona döneceği mekanın koordinatlarını al, oraya git, parkur yap, gizlice ilerle, kapıları hackle, aynı bulmacaları tekrar tekrar çöz, parkur yap, ufak bir aksiyon, tekrar bulmaca, gizlilik, büyük aksiyon ve kapanış. Sürekli böyle olduğu için bir yerden sonra bir loop'a sıkışmış gibi hissediyorsunuz. Bu çeşitliliği çok daha güzel kullanıp sürekli farklı bölümlerle karşımıza çıksa çok daha keyifli olurdu. Oyunun ikinci büyük eksisi ise grafikler. Ama bu konu için oyunun çıkışında bir tekrardan bakın derim. Çünkü hem PlayStation 5 kaynaklı bir sorun var gibi hem de bir güncelleme eksiği varmış gibi duruyor. Aslında ortam çok renkli, tasarımlar güzel ama bütün bir oyunun üzerinde dev dandik bir koruyucu ekran var gibi. Ve bu yüzden de hiçbir şey olması gerektiği gibi gözükmüyor sanki. Ara sahnelerde mesela renkler, karakterler çok canlı ama oyuna dönünce renkler soluyor, bildiğiniz ekrana kalın bir cam iniyor gibi oluyor. Büyük bir ihtimalle PC sürümü çok daha iyi olacaktır ancak çıkışında biraz teknik sorunlar olacakmış gibi hissettirmedi değil ama zamanla düzelecektir. Üçüncü eksi seçimlerin diğer sonuçları. Evet, oyundaki seçimler basit düzeyde oyuna farklı bir hava katmış ancak çok anlamsız şeyler de oluyor. Bir çeteyle diyelim ki aranız çok iyi son seviyede. Ama çok kritik bir görevde onları sattınız ve büyük bir eksi yediniz. Aranız öyle son seviyeden ilk seviye düşmüyor. Maksimum bir seviye kadar düşüyor. Ve az önce ölüme terk ettiğiniz çete size düşman olması gerekirken hala orta seviye bir ilişkiniz oluyor. Onların ana mekanına rahatça girip çıkabiliyorsunuz. Ana görev hikayelerinde bunu bir şekilde kurtarmışlar ve yedirmişler. Ama yan görevlerde bu durum çok sırıtıyor. Dördüncü eksimiz silahlı aksiyon. Dediğim gibi oynanış tarafında detaylara inince eksiler var ama en anlatılası kesinlikle silahlı aksiyon kısmı. Bunun da sebebi oyunda kullanabildiğiniz tek bir silah olması ve onun da tabanca olması. Düşmanlar maşallah bazukayla gelirken sizin hep aynı silahı kullanmanız sinir bozuyor ve sıkıcılaşıyor. Ara sıra düşmanların büyük silahlarını alabiliyorsunuz ancak mermisi bitince karakter onu da atıyor. Keşke biraz da silah çeşitliliği olsaymış dedim. Son eksimiz ise açık dünyadaki yan görevler. Açık dünyada gezmesi Star Wars evreni olduğu için keyifli. Çünkü atmosfer güzel. Ama maalesef açık dünya çok boş. Yan görevler çok kötü. Gezegenler yaşıyormuş hissini vermekten ziyade Truman Show filminin içinde gibi. Sürekli aynı şeyler oluyor. Yan görevde ise şu şekilde sağdan soldan aldığımız boş görevleri geçiyorum. Onlar gerçekten bahsedilmeyecek kadar kötü. Ancak Outlaws görevleri fena değil. Bu bahsettiğim çetelerden çeşitli görevler alabiliyorsunuz. Ve galaksinin birçok yerine gitmeniz gerekebiliyor. Görevler genelde hikayesiz, anlamsız, sıkıcı ama oynaması keyifli. Gezegen demişken ondan da bahsedelim. Birçok gezegene gidiyorsunuz oyunda ancak gezegenlerin birkaç tanesi hariç hepsi küçük. Daha doğrusu çok küçük bir bölümünde gezebiliyorsunuz. Gezegenler görsel anlamda çeşitlilik sağlamış ancak birçoğunun iç dizaynı aynı. Daha doğrusu yerleşim alanları aynı şekilde dizayn edilmiş. Bir de artık şu çok bariz bir şekilde karakterin çıkabileceği alanları görünmez duvar kısmının konulmasından sıkıldım. Yani karakter bence şuradan çok rahat bir şekilde çıkabilir ama oyun çıkmanızı istemem. Sonuca gelirsek, klasik bir Ubisoft oyunu diyebilirim. Bizi yine şaşırtmadı Ubisoft. Eğer Star Wars hayranıysanız fiyat da koymaz derseniz kesinlikle alabilirsiniz, eğlenceli bir yapım. Ama Star Wars hayranı değilim, güzel bir oyun istiyorum, fiyatını hak etsin istiyorum derseniz indirim dönemini beklemeniz daha mantıklı diyebilirim. Kesinlikle kötü bir oyun değil ama o aradığımız farklı özgün yapımda değil. Evet, peki sizler bu oyunu bekliyor muydunuz? Ubisoft'tan sonunda böyle farklı bir güzel bir şey olabilir diye bekliyor muydunuz yoksa hiçbir beklentiniz yok muydu? Ve bu video sizlere yardımcı oldum. Yorumlar kısmını lütfen paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni desteklemek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.